Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İsra suresi 53-58. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada şöyle bildirmekte: وَقُلْ لِعِبَادِي Kullarıma söyle, يَقُولُ لَتِهِ اَحْسَنْ En güzeli konuşsunlar. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَوُ بَيْنَهُمْ Şüphesiz şeytan aralarına fesat sokar. İnne şeytane kâne lil insan aduven mubine ve şüphesiz şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Burada Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a talimat veriyor. Kullarıma söyle. Yeryüzündeki bütün insanlar Cenab-ı Hakk'ın kulu. Farkına varsınlar varmasınlar, bilsinler veya bilmesinler, bütün insanlar Allah'ın kulu. Ve Allahu Teala kullarını elbette en iyi bilendir. Çünkü insanın tabiatında kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye gibi tabir edilen şehvet duygusu, öfke duygusu, bu gibi şeyler var. Ve şeytan insanların bu zaaf damarlarını iyi bilmekte. Buraları tahrik etmek suretiyle insanları birbirine düşürebilmekte. Ve dil insanda en önemli azalardan birisi. İnsan bu diliyle hem güzeli konuşabilir, hem de kötü şeyleri, çirkin şeyleri konuşabilir. Şeytan insanların dilini kötüye kullandırmaya çalışıyor. İşte iki arkadaş aralarında konuşurken biri diğerini tahkir etse aralarında düşmanlık başlar. Ailede karı koca bunlardan biri diğerine ağır sözler söylese aile yuvası tehlikeye girebilir. En azından o ailenin tadı tuzu kaçar. Öte yandan devletler, milletler birbirlerine hitabında ölçüyü kaçırdıklarında savaşlar bile çıkabiliyor. Bir tanesinin bir tehdit ifadesi diğer tarafı da harekete geçiriyor. Karşılıklı restleşmelerden sonra savaş bile çıkabiliyor. Demek ki dil son derece önemli ve şeytan bunu insanların aleyhinde kullandırmak istiyor. İnsanları birbirine düşürmek istiyor. Buna mukabil Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimiz vasıtasıyla bize bildirmiş olduğu mesaj şu: kullarıma söyle, onlar en güzeli konuşsunlar. Bu dillerini en güzel ifadelerde kullansınlar. Ve şeytanın aduvvun mubin, apaçık bir düşman olduğuna burada dikkat çekiliyor. Evet, şeytan bu noktada izin verilmiş kendisine. İnsanları yoldan çıkarabilir ve insanlara kötü şeyleri, çirkin şeyleri güzel ve faydalıymış gibi gösterebilir. Tarih boyunca düşman hep böyle yapmış ve insanları birbirine düşürmeye çalışmış. Rabbukum alemu bikum, Rabbiniz sizi en iyi bilendir. İyyeşe yerhamküm, eğer dilerse sizi merhametine mazhar kılar. Ev inyeşe yuazibküm, ve eğer isterse de sizi azaplandırır. Ve ma arselnake aleyhim vekile, ey peygamber, biz seni onlara bir vekil olarak göndermedik. Allahu Teala kimin neye layık olduğunu elbette en iyi bilendir ve bizlerin durumunu da en iyi bilendir. Burada peygamberimiz aracılığıyla yine bu da bize bildiriliyor. Rabbiniz sizi en iyi bilen. Dolayısıyla halinize bakar. İsterse sizin merhametine mazhar kılar, isterse de yaptığınız kötülükler sebebiyle sizi azaplandırır. Ve bu noktada peygamberimize yine Cenab-ı Hak şunu bildirmekte: biz seni onlara bir vekil olarak göndermedik. Yani peygambere düşen tebliğ etmektir, hak hakikati anlatmaktır, ama artık gerisi peygamberimizden çıkıyor. Ve peygamberimiz zorla kimseyi imana getirecek değil ve kimseye zorla kabul ettirecek değil. Peygamber yolunda giden, hak hakikati tebliğ eden kimseler de yine aynı durumda. Yani onlar kimsenin vekili değiller ve onlar tebliğini yaptıktan sonra neticelerden sorumlu olmayacaklar. Rabbuke a'lemu bimen fissemâvâti vel ard. Senin Rabbin göklerde ve yerde kimler var elbette en iyi bilendir. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ
Andolsun ki biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Ve âteynâ Davud'a zebura ve Davud'a zeburu verdik. Burada Cenab-ı Hakk'ın yine her şeyi kuşatan ilmine dikkat çekiliyor. Senin Rabbin. Bu ifadede çok dikkat çekicidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en seçkin muhatabı olarak özellikle Peygamberimize hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de birinci derecede muhatap Peygamber Efendimiz'dir. Onun zımnında diğer bütün insanlardır. Başta ümmet olmak üzere diğer bütün insanlardır. Rabbüke senin Rabbin demek. Yani seni terbiye eden, seni kemale erdiren Rabbin. Elbette göklerde ve yerde kimler var? Bunları en iyi bilendir. Ve Allah-u Teala kime peygamberlik vereceğini de en iyi bilendir. Bütün kalpler Allah'ın nazarı altında ve onun denetimi altında. Dolayısıyla kimin peygamberliğe layık olduğunu, kimin velayete, veliliğe layık olduğunu Allah-u Teala elbette bilmektedir. Ve ona göre görevleri tevdi etmektedir. Bu noktadan baktığımızda peygamberler arasında da mertebeler olduğunu görüyoruz. Tilke rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte diyor bu peygamberler, onların bir kısmını biz bir kısmına üstün kıldık. Peygamberlerin, her bir peygamberin kendine has bazı özellikleri var. Bununla daha diğerlerinden ayrılıyor. Ve Allah-u Teala burada Hazreti Davud'la alakalı biz ona zeburu verdik diyor. Davud Aleyhisselam aynı zamanda sultandır, hükümdardır, kral peygamberdir. Böyle olmakla beraber biz ona saltanat verdik demeyip asıl saltanatın kitapla olduğunu Allah-u Teala bu ifadeyle bize bildiriyor. Yani gerçek saltanat dünyevi saltanat değildir. Hazreti Davud'un dünyevi saltanatı olmakla beraber ayette o noktasına dikkat çekilmemiş. Doğrudan doğruya ona kitap verilmesine dikkat çekilmiştir. Kulidullezine zaamtum min dunihi de ki Allah'ın dışında ilah olduğunu zannettiklerinize dua edin bakalım. Onlardan isteyin. Fela yemlikuna keşfet durra ankum ve la tahvile. Ama onlar zararı sizden izale edemezler ve onu başka bir hale, iyi bir hale çeviremezler. Malum tarih boyunca Allah'ın dışında bir takım varlıklara insanlar ibadet etmişler. Allah'ın yolunda gidenler var ama büyük bir ekseriyet Allah'ın dışında ilahlar ediniyorlar. İşte bunlara mukabil Allah-u Teala peygamberimize şu talimatı veriyor. Sen onlara de ki Allah'ın dışında ilah olduğunu zannettiğiniz kimler varsa bunları çağırın bakalım, size yardım etsinler. Diyelim bir zarar size isabet etmiş, bu zararı sizden izale etsinler. Zor bir durumdasınız, bu zor durumdan sizi kurtarsınlar ve halinizi iyi bir hale tahvil etsinler, çevirsinler. Ama bunu yapamayacaklardır. Böyle bir şeye güçleri yetemeyecektir. Ulaikellezine yed'une, onların o çağırmış olduğu kimseler, yebtagune ila rabbihim elvesile eyyuhum akrab. Yani hangisi Rablerine daha yakın olacak, bu noktada vesile arayan kimselerdir. Değerli izleyenlerim, bunun sebebinin nüzulüyle alakalı özellikle insanlardan ibadet edilen, ilah kabul edilen varlıklar, bununla alakalı açıklama yapılıyor. Yani mesela Hristiyanlar Hazreti İsa'yı ilah yerine koymuşlar. Yahudilerden bir kısmı Üzeyr Allah'ın oğlu demişler. Ona bir nevi uluhiyet isnat etmişler. Ve daha başka ilah kabul ettikleri, kutsal kabul ettikleri kimseler var. İşte bu durumda olanlar zaten Allah'ın birer kulu. Bunlar haşa Rab iddiasında bulunan kimseler değil. Ben Rabb'im, ben ilahım diyen kimseler değil. Ama insanlar onları öyle görmek istemişler. İnsanlar onlara öyle paye vermek istemişler. Veya bir kısım insanlar melekleri ilah kabul etmiş.
veya cinleri ilah kabul etmiş. Halbuki melekler de ve inanmış olan cinler de Allah'a yakın olmak için vesile arayan varlıklardır. Durum böyleyken bunları ilah olarak kabul etmenin akılla mantıkla bağdaşır bir tarafı bulunmamaktadır. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ وَيَخَافُونَ عَذَابَ Ve onların bu ilah zannettikleri, aslında Allah'ın kulu olan bu varlıklar, Allah'ın rahmetini ümit ederler ve Allah'ın azabından korkarlar. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْزُورًا Senin Rabbinin azabı sakınılması gereken bir azaptır. Bu Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde şiddetli bir azap, dehşetli bir azap, zillet verici bir azap, bu gibi ifadelerle anlatılmıştır. Belki burada şunu hatırlamamızda fayda olabilir. Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan bir rahmeti olduğu gibi bütün mahlukatıyla onlara rahmetle tecelli ettiği gibi haddi aşanlar, isyan edenler için Cenab-ı Hakk'ın azabı da vardır. Ve bununla alakalı inne batşa rabbike leşedid. Mesela bu ayeti hatırlayabiliriz. Senin Rabbinin yakalaması çok şedittir. Yani Rabbin yakaladı mı fena yakalar. Ve artık ondan bir kurtulma yoktur. Allah'ın cezası kolay bir ceza değil, hafif bir ceza değil, şiddetli bir cezadır. İşte cehennem Cenab-ı Hakk'ın Kahhar isminin bir tecelligahıdır. Cenab-ı Hak nasıl ki rahmetini cennette azami bir şekilde tecelli ettirecek, cehennemde de Cenab-ı Hakk'ın kahrı azami bir şekilde kendini gösterecek. Ve insan çok zayıf bir varlık. Bu zayıf olan varlık söz gelimi bir kibritin alevine bile dayanamayacak kadar nazik. Böyle olmakla beraber cehennem denilen yer çok dehşetli bir azap yeri. Hem bir hapis memleketi, hem bir cezalandırma yeri, hem de şiddetli bir ateş memleketi. İşte bu şekilde olan bir azap gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Ve in min garyetin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyame ev muazzibuha azaben şedide. Hiçbir belde yoktur ki kıyametten önce biz onu helak etmeyelim veya şiddetli bir şekilde azaplandırmayalım. Kâne zâlike fil kitâbi mestûra, bu kitapta yazılıdır. Burada insanlık tarihinin adeta genel bir değerlendirmesi var. İnsanlık tarih boyunca değişik beldelerde yaşamış ve bu beldeler şöyle veya böyle ilahi azaptan paylarını, nasibini almışlar. İşte Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Nuh kavmi gibi kavimler Kur'an-ı Kerim'de de anlatılıyor. Bunlar haddi aşmışlar ve haddi aşmalarının neticesinde adeta toptan cezalandırılmışlar. İnananlar dışında bunlar toptan bir cezaya layık görülmüş ve bir kısmının beldeleri yerle bir edilmiş, bir kısmının başına gökten taş yağdırılmış, bir kısmı başka şekillerde, mesela şiddetli bir soğukla ve peşinde gelen şiddetli bir rüzgarla helak edilmiş, bir kısmı her tarafı kuşatan sularla, sellerle helak edilmiş. Bu tarzda insanlık tarihine baktığımızda gerçekten hemen her beldenin başından böyle bir azabın geçtiğini söylemek mümkün. Aslında günümüzde de bu yine devam ediyor. Bazı yerlerde çok şiddetli depremler oluyor. Tsunami gibi felaketler meydana geliyor. Veya sular her tarafı istila ediyor. Ve ileride küresel ısınma neticesinde dünyanın her tarafını istila edecek sulardan söz ediliyor. Bu anlamda baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın beldeleri helak etmesi, o beldelerde yaşayan insanları cezalandırması tarih boyu görülen bir olay. Ve Allah-u Teala bunun kitapta yazılı olduğunu söylüyor. Kâne zâlike fil kitâbi mestûra, bu kitapta yazılıdır. Aslında kitapta, yani levh-i mahfuz olarak bu açıklanır. Levh-i mahfuzda her şey yazılıdır. Olmuş olacak, meydana gelmiş ve gelecek her şey ilmi ilahide mevcuttur. Ve ilmi ilahinin
bir tecelligahı olan Levh-i Mahfuz'da da bunlar belirlenmiştir. Burada kaderle alakalı belki ince bir nokta var. Hiçbir insan ve hiçbir belde durup dururken cezalandırılmaz. Allah-u Teala sonsuz rahmet sahibidir, sonsuz merhamet sahibidir. Elbette insanları durup dururken cezalandırmak istemez. Ama Allah-u Teala insanları imtihana tabi tutuyor ve bu insanlar isterlerse iyi şeyler yapabilir, isterlerse de kötü şeyler yapabilir. Bu şekilde yaratılmışlar. Bizden önce de cinler yaratılmış. Onlar da yine hem iyilik hem kötülük yapabilecek durumda yaratılmışlar. Ama onlar bunun gereğini yerine getirmediklerinden peşlerinde halef olarak, halife olarak insan yaratılıyor. İnsanda şehvet duygusu var, insanda gadap duygusu var ve insandaki akıl kötü yönde de kullanılabiliyor. İşte bu durumda olan insanlar haddi aşabiliyorlar. Günümüzde de haddi aşan nice insanlar görmekteyiz. Ve bu haddi aşan insanlar bir şekilde cezalarını buluyorlar. Ama Cenab-ı Hak cezalandırma noktasında acele etmiyor. Cenab-ı Hak halimdir, hilim sahibidir ve hemen bir anda cezalandırmaz. Ve bir defa bir insan hemen haddi aşmakla Allah-u Teala ona ceza vermez. Hazreti Ömer döneminde bir zat hırsızlık yapmış. Hırsızlık yaptığı ortaya çıkıyor ve ceza uygulanacak. Adam korkusundan böyle, ya Ömer ben ilk defa yaptım, ne olur beni affedin diyor. Hazreti Ömer diyor ki yalan söylüyorsun. Hemen bir defa bir şeyi yapmakla Allah insanı böyle perişan etmez diyor. Ve ceza uygulanıyor. Normal şartlar altında Allah-u Teala mühlet verir, fırsat verir ama zamanı geldiğinde de artık öyle bir cezalandırır ki dünyada da ahirette de onu perişan eder. Hasira dünya vel ahira, belki bir yönüyle bu gibi kimselere bakıyor. Yani dünyada da perişan, ahirette de perişan. İşte Cenab-ı Hakk'ın celali isimleri var. Cenab-ı Hak kahhardır. Cenab-ı Hak müntakimdir, yani intikam alır. Cenab-ı Hak şedidül igaptır, cezası şiddetli olandır. Böyle olunca elbette haddini aşan insanlara Allah-u Teala haddini bildirecektir. Dünyada da kısmen bildirecektir ama asıl diğer alemde bildirecektir. Bu anlamda baktığımızda tarih boyunca bu şekilde haddi aşanlara hadleri bildirilmiş ve onlara bir takım cezalarla onların şu dünyadaki akıbetleri gösterilmiş. Ve bu kitapta, yani Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunuyor. Levh-i Mahfuz'da yazılması onları sorumluluktan kurtaran bir şey değil. Kader noktasından buna baktığımızda şunu görürüz. İlim maluma tabidir. Yani Allah-u Teala kimin ne yapacağını biliyor, ona göre bu kitapta yazılı. Yoksa Allah-u Teala önceden bunu yazıp da o insanlar zorunlu olarak bunu yapıyor değiller. Şayet öyle olsaydı o insanların Allah katında bir mazereti olurdu. Ve derlerdi ki ya Rabbi sen yazmışsın, biz de yaptık. Halbuki durum böyle değil. Onlar yaptılar, yapacaklar. Allah ona göre bunu belirlemiş. Adeta radarın tespit etmesi gibi. Diyelim meskun mahalde saatte 100 kilometre hızla giden birisi trafik kuralını ihlal ediyor. Orada bir radar varsa, radar bunu tespit ettiğinde adamın radara kızma hakkı yoktur. Neden? Çünkü radar onun hızını belirlememiş, sadece onun hızını tespit etmiştir. Allah-u Teala'nın ezeli ilmiyle haddi aşan milletleri, insanları bilmesi bu tarzadır. Yoksa onlara zorla bunu yaptırıyor anlamında değildir. Cenab-ı Hak tam bir istikametle Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamayı ve ona göre yaşamayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.